Epifiz bezi insan beyninde yaşamsal enerjinin lokalize edildiği veya kontrol edildiği ve fiziksel hücrelerin çağrısı üzerine ihtiyaç duyulduğunda dışarı gönderildiği merkezi noktadır. İlişki normal olduğunda her zaman bedeni enerjilendirmeye, canlandırmaya ve eterize etmeye yetecek miktarda dışarı aktarılır. Ancak zihin hastalıkları ve varlık merkezlerinin korelasyon eksikliği nedeniyle bozulduğunda kontrol kaybolur, düzenleyici güç kesilir ve yerine kısır bir döngü alır. Sonuç hastalıklı bir sinir sistemidir. Epifiz bezi fiziksel tedarik için yaşamsal enerjiyi depolayan rezervuardır. Bedendeki her hücrenin içinde depolanan kendi normal miktarı vardır. Böylece mükemmel bir bedende tüketim ve tedarik eşit olur. Solar merkez, akciğerler aracılığıyla nefesin doğal yasası ve zihnin düşünce kontrolü yoluyla kontrol edilir uyarılır veya sakinleştirilir. Bu psişik merkezleri sürekli olarak kutuplaştırabilmemiz için doğru nefes almamız gerekir. Solunumun en büyük kası diyaframdır ve diyaframın inişinde ve serbest bırakılmasında solar plexus beyninin dolaşımı üzerinde bir kontrol sağlanır. Herhangi bir merkeze giden kan miktarının artması o merkezin işlevini uyarır, azalması ise azaltır. Böylece tam bir nefes kontrolüyle solar plexus beyninin dolaşımı kendi elimizde olan bir şeydir ve onu istediğimiz zaman artırır ya da azaltırız. Birçok akciğer kanaması vakasında diyaframın zorla aşağı indirilmesiyle ortaya çıkan solar merkezin sıkıştırılması yoluyla tüm sempatik işleyişin kontrolüne ilişkin bu doğal yasa daha önce kontrol edilemeyen kanamaları durdurmuştur. Derin, yavaş nefesler İç tıkanıklığı giderir ve kanı yüzeysel damarlardan çeker ve sempatik kordonun torasik kısmı aracılığıyla akciğer damarlarının kontrolü sağlanır. Yavaş ve derin nefesler fiziksel hücrelerimizin moleküler aktivitesini artırarak titreşimlerimizi değiştirir. Pek çok insanda solar plexus hareketsiz, soluk, kansızdır ve gerekli miktarda titreşimli eteri kendine çekemez. Nefes yoluyla solar plexusa masaj yaptığımızda bu merkeze giden kanın kararlılığını arttırırız ve bu artan moleküler faaliyette birlikte daha büyük bir enerji akışı başlar ve kısa süre içinde tüm beden yeni bir yaşamla yanıt vermeye başlar. Bu enerji akışıyla fiziksel bedenin hücreleri içindeki gizli gücü yeniden serbest bırakır ve bu da bedenin fiziksel hücrelerinden ışımalar halinde yayılır ve bunlar da yeni bir arz talep eder. Epifiz bezi yeniden uyarılır ve talebi karşılamak üzere normal faaliyetine başlar. Fiziksel beden ve beyindeki merkezler normal işleyişlerine kavuşur ve psikofiziksel faaliyetin doğru iç ve dış döngüsü yeniden sağlanır ve birey sağlığına kavuşur. Evrenin büyük yaratıcı enerjisi tıpkı akımın hat boyunca ilerlemesi gibi her zaman içimizden akar ve bedenin ve zihnin inşasında, yeniden inşasında ve canlandırılmasında kullanılmak üzere daha ince eterik akımların bu şekilde içeri girmesi ve elektriksel güç hatları halinde fiziksel bedenden tekrar dışarı çıkması insan aurasını oluşturan şeydir. Ve ışımalarında aktif olarak canlı olanlara manyetik ve çekici denir. Kişi hastalıklı olduğunda aurada buna bağlı olarak manyetik ya da çekici güçten yoksun olur. İnsan yaşamının en büyük sırrı manyetik bir benliğe sahip olmak ve varlığın bu iki merkezi arasındaki doğru ilişkiyi bilinçli olarak sürdürmektir. Hayata gelmek ve kendimizi karışık bir haller demeti olarak kabul etmek yeterli değildir. Kendi krallığımızın efendisi olmak için insan kendine hakim olmalıdır ve ancak anlayış yoluyla bilinçli bir hakimiyete geçebiliriz. Bilincin öznel güneşi tarafından insani arzu ve ilham olarak tezahür eden tüm manevi dürtüleri alırız ve dışsal beynin bilinçli aracılığıyla ilahi olarak aydınlatılmış bir zihnin ulvi ifadesini verebiliriz. Yüzyılların büyük bilgeliği kozmik zihinde kayıtlıdır ve solar merkezimiz aracılığıyla ışığı her zaman üzerimize vurur ve onun birleşmiş ışınlarında yürür, yaşar ve var oluruz. Dikkatle ayarlanmış bir insan zihniyle evrensel zihnin daha ince ışınlarıyla uyum içinde düşünerek ortak bilincimiz kozmik mesajları kaydedebileceğimiz büyük bir telsiz istasyonu haline gelir ve bu yolla günlük yaşamımıza aydınlık, fiziksel formlarımıza sağlık getiririz. Ta ki sonunda evrensel bir zekaya o kadar yüksek bir titreşimle ulaşırız ki atomik çekimin doğal yasası sayesinde yok edilemeyecek kadar canlı bir fiziksel beden inşa ederiz ve daha derin anlayışımızın mümkün kıldığı yeni bir insan deneyimine çıkarız. Benliğin gerçek psikolojisini bildiğimizde insan beyninin ve onun fikir merkezlerinin tüm farklı akımlarını, solar merkezlerinin içinden bize gelen birleşik güç akımıyla birleştiririz. O zaman fiziksel ve metafiziksel olan bir olur. Yaşam yasasının parçasından bütününe geçeriz. Bizler fiziksel, zihinsel ve ruhsal olan bu krallığın efendileriyiz ve insan yaşamımız bu krallığın gerçek sahibiyle bağlantılıdır.